konu. Eğitim sisteminde bana doğdum doğalı batar ben. De böyle ben eşek miyim? Gitmem ben okula. Bir de son sınıfta tutturmuşlar. Bir tiyatrodur gidiyor. Sabah kalkıyoruz palavıyız. Akşam yatıyoruz palavıyız. Aa, bir de bunun sınavı var. 3 ay uğraştığımız yetmezmiş gibi bir de sınavlarla uğraştım. Ya kardeşim bırakın Allah aşkına ya. Yemenize içmenize bak. Kurban olduğum ya. Ya ben buraya geldiğim zaman inanır mısınız? Şahin olsun can saçlar bizim ziyahtı. Aa öyle deme kaç. Bu adam çok tatlı. Bak öyle de. Yahu ne tatlısı, ne karizması, kurban oldu ya. Okulu bize zindan etti, zindan. Yok, muhabbet konsanat değil mi? Yok, sadalı, sadasız mı? Bak, dikkat edin, bak, dikkat. Şenol Sancak'tan önce, Şenol Sancak'tan. Hayatım 2 ay önce. La kızın ismi Seda diye kızdan ayrıldım la. Tabii daha sonra da Muazzez'i buldum. Ay, hele o elmaslı mücevherim yok mu kız? Bir şiir okuyuşu var. Ateist nesi bana gel ayol. Doğru dersin be. Müslüman kiliseye gitse selam verip kıbleyi şaşırır. Ay, ay ne olur aklıma geldi, aklıma geldi. Ne olur ne olur seni kazan okuyayım. Ne olur ne olur. Ne olur be. Ne oldu? Çok heyecanlıyım. Tamam. Değildim ben sana mahir. Sen ettin aklımı zahir. Bana da öyle ne yapayım? Seni gör göç tanımaz mı? Nasıl 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 nasıl? Nerede? Kazan nerede? Kazan nerede diyor? Ben bilmiyorum. Kazan bilmiyorsun. Bilmiyorum valla. Benim neden okul 700 attır anlaşıldı. Şeker şey. Git dersen. Ya sen öyle söylüyorsun ama öyle değil. Nasıl? Ben de bilmiyorum. Maşallah. Neyse onu bunu bırakın da size ben doğum anımı anlatmış mıydım be? Yok. Yo. Doğumun mu? O zaman anlatayım da görürüm. Kadın! Kadın! Kız savaşlar, gir onları! Hepinize iyi akşamlar sayın sevgiler. Bugünkü hava durumunu sunmak için kanalın başına geçmiş bulunmaktayım. Bakü bugün çok sıcaktır. Karabağ sanki kaderini yaşıyor gibi bugün de kara bulutludur. Şimdi ülke dışındaki merkezlerimize geçelim. Amerika'nın hava durumunu bildirmek pek de mümkün değil. Malum Trump'ın seçilmesi üzerine ülke gibi havada karışıktır. Rusya ise sanki ebediyen soğuğa terk edilmiş gibi ebediyettedir. Kendileri kuzeyde, gözü halen güneydedir. Fransa ise açla karışık sağanak yağmurlu. Aziz dostumuz Türkiye ise 3 tarafı denizlerle, 4 tarafı hainlerle çevrilidir.
söyledik. Gerisini artık falcı bacı bilir. Falcı bacı sadece giriş stoda. Hayırlı akşamlar. Hayra karşı. Ya kardeşim ya. Vallahi bilmiyorum ya. Öyle bir gülten sundu ki donduk vallahi. Ya işte şunu ya. Ya işte kurban yok. Ya işte abi. Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere yeni bir ürün kuşağından yeni bir ürünle tanıştıracağım. Dün sizlere Zekbir'in yağından bahsettim. Şimdi sizlere öyle bir ürün tanıtacağım ki o ki her derde deva, o KPSS puanı, o soruların cevabı, o güzellik uzmanı. Ahak'la çörek otu yağı. Uyuyamıyor musunuz? Çörek otu yağı. Çok mu uyuyorsunuz? Yine çörek otu yağı. Sevgilinizden bayrıldınız. Aha çörek otu yağı. İşte şimdi buraya dikkat. Ses bilgisinden mi kaldınız? Ne de korkuda mı takıldınız? Yoksa divan edebiyatındaki gazelleri mi yorumlayamadınız? Çörek otu yağı. Çörek otu yağı işte tam size göre. Tonyalı Temel, Trabzonlu Müzeyyen, Yozgatlı Veli, İngiltere Kralı Albert. Hepsi masalarında duran olsun. Başarı için çörek otu yağı. Efendim, siz içer misiniz çörek otu yağından? İçin ve şifayı herkes görsün. Farkında mısınız? Çok canlı bir reklam. Kimin için içiyoruz efendim? Kendimiz için. Kimin için okuyoruz? Kendimiz için. Üstad! Burası bir atölye. Milli adım adım, hece hece bulmak için ilk dergahımız, son durağımız. Çok da geç kalmadınız. Kardeşim nasıl bir iş? İçiyor, içinden Murat Domuz çıkıyor. Ne oluyoruz ya? Arkadaş sen de nereden çıktığın yere geri dön lan. Abi bizim yaptığımız var. Biz ne yapıyoruz? Bizim sınavlarımız yok mu? Var. Vardı notumuz vardı lan. Yok. Abi ben buldum be. Gelsin notlar be. Herkesten de vardı. Berko şu notları veren sen de kardeşim. Ay not benim, defter benim. Niye böyle yapıyorsun ya? Versen ne olur lan? Vereceksin oğlum. Seni döverim. Hepinizi döverim oğlum. Ay vermeyeceğim. Benim değil, vermeyeceğim. Değişik ne diyor ya? Bırakın bana, ben vuram. Bırak kardeşim. Madem istiyor, vuralım. Ne yapıyorum da atı döyeceğim? Beni sınıflarda sürekli. Canım acısın, boş ver. Transkriptim rengarenk. Neyse ben, yarın sınav var. Erken kalkacağız. Hem vermem dersin. Elbet bir gün verirsin. Ne diyorsun ya? Yalnız kaldık diyorum Hikmet. Benim kadar mı? Ya ben kime darılmış anlamadım. Ulan darılma yok. Ya kim kime sarılmış? Sarılma da yok Hikmet. Beni nereden dinliyorsun? Ben sana yalnız kaldık diyorum. Oğlumuz bizi dışarıya attı. Yalnız kaldık küçücük evde. 5 çocuğu büyüttük. Küçücük bir evde. Ama onlar bize bir kedi kadar değer vermedi. Ama Nejatcığım hariç. Tamam anladım. Komşunun kedisi ölmüş mü?
Aha, Meral bu geldi. Koşun, koşun. Hoş geldin Necat'ım, tohumum evladım. Hoş bulduk anne. Hoş geldin küçük enişte. Hoş bulduk. Mendavut, insan kocası da hoş geldin de. Abla, koca bulmuşsun da hoş geldin demiyorsun. Ben bir bulsam var ya, hep gel, gel derim. Ne diyorsun kuzum Allah aşkına? Geldim. Ah anneciğim, sen de bir fırsat vermiyorsun ki kocama sarılayım. Bir hoş geldin diyeyim. Tövbe bismillah, seyirciler bana yine iftira attı bu mendebur kadın. Ya anneciğim, ben size ne yaptım? Yine mi ben suçlu oldum? Rica ederim babası, kapatalım. O kadar açım, o kadar açım ki. Bu konuşmanız bana bal gibi geldi. Oğlum sen benimle anamla dalga geç. Bu mendeburu görmüyor mu? Hikmete kafa tutuyor. Seni elinde oynatıyor. Ne bulaşık yıkar, ne temizlik yapar. Anne Süreyya'nın hakkını yeme. Bir kere o çok güzel salata yapıyor. Hiç. Oğlum aklı fikri gezmekte. Nerede film var, Süreyya orada. Sabah kalkar Seda, akşam yatar Esra. Ha, bir de Nur Yerlitaş programı var. Bugün ne pişirsem değil de bugün ne giysem. Yeter diyorum anne, yeter. Süreyya'nın hakkını yeme lütfen. Hayatım, neler döktürdün bugün? Neler yok ki hayatım. Bir hazır çorba yaptım tam sana göre. Üzerine nerneyi kendim ekledim. Senin için. Bunun yanında İtalyan usulü salçalı spagetti yaptım. Tabii meşhur salatamı da. Ama bu kadarla bitti mi? Tabii ki hayır. Daha neler neler döktürdün hayatım? Ne olacak hayatım? Bir de fırından aldığım mis gibi ekmekler. Hayır! Yalan söylüyorsun Ülen! İnan bana kuzum, doğru bunlar. Oysa ki bugün eve mutlu gelmiştim. Depoydan inerken neşeli ve huzurluydum. Duraktaki o kahyanın sesi bile bana bülbül gibi geliyor. Oysa ki şu an gördüğüm tablo, her zamanki tablo, her zamanki tablo. Böyle yapma hayatım, ağzımızın tadı bozulmasın. Hadi yemeğe geçelim. Pelin nerede? Yemeğe gelmeyecek mi yoksa? Kızın üstüne bu kadar gitme lütfen. Kızın yüzünü gördüğümüz mü var? Büyüktür diye bizi sayan mı var? Kızın başını derslerden kaldırdığı mı var anne? Başlamayın Allah'a. Ya sus be! Bizim zamanımızda böyle miydi? Büyük masaya gelmeden herkes o masada bekleyecekti. Büyük yemeğe başlamadan başlamak ne haddimize. Ama o zamanlar meşrutiyet dönemiydi. Hatta ben de yeni çevirdim. Hatta eski çevirdim ya. Hatta daha eski yeni çevirdim ben. O yeni çevirden hepsi benim altındaydı. Meşrutiyet döneminde yeni çevirimi vardı Hikmet Bey amcacığım. O zamanlar kaslı askerlerimiz yok muydu? Ya benim babam da Yeniçeri'ydi. Benim aklım ona gitti. He. Ya neyse. İkinci abla Ahmet yok mu? Ya o tam bu düşüyormuş. He. Dedem tutmuş böyle. Neresinden tutmuş? Tahttan tutmuş, tahttan. İyi bari. Ama ilahi tahtı düşmüş işte Ahmet. Babacığım yine gittin, artık kendine gel. Şu yani kapıyı hep kapatmayı unutuyorsun. Ah millet, ne yapıyorsunuz ya? Yine oturuyorsunuz boş boş. Biraz yeşil çam, biraz meşrutiyet. Ya biraz tradum, tamam mı? Şu banallıktan çıkan. Sen bizimle nasıl konuşuyorsun Ülek? Sen bizim yaşadıklarımızı yaşadın mı? Hatırlıyorum. Öğretmenim okulda flüt istemişti. Babama gelip öğretmenim flüt istiyor demişti. Evet. Evet. Hatırladım. Oğluma bir flütle aramamıştım. Neden benim oğlumun flütü yok lan? Söyleyin! Neden oğlumun flütü yok? Ne kadar bir flüt, söyleyin! Söyleyin! Baba! Neyin var baba? Senin gibi bir adama yakışıyor mu bu yaptıkları? Ben adam değilim! Oğluna bir flüt alamıyor adam, adam mı denilmiş, söyleyin! Adam mıyım ben? Adam değilim! Beni de kendine benzettin, geç otur yerine be! Neyse, hiç tutmam sebebinde o ziyetmiş. Ya of ya! Yine başladılar papağan gibi sohbetleri. Ya o zaman flüt vardı, şimdi ise
olacağım zaten. Ne ciddisi kuzum, ne evlenmesi bu yaşta? Ne diyorsun gelin sen? Ben onun yaşındayken aslan gibi iki tane evlat doğurdum. Ama şimdi kedi gibi oldu da neyse. Sizin zamanınızda öyleydi yani, ne yapalım anneciğim? Bizim zamanımızda da böyle. Sizi ne çalıştıracağım zaten? Öyle bu iki laf falan anlamam Pelin. Ailesiyle gelip adam gibi isteyecekler seni. Ya ben de onu diyorum babişko ya. Zaten gelip isteyecekler. Ya bizim zamanımızda böyle miydi? Küçük birinin sözü pek çıkmazdı. Çıkmadık da ne oldu? Şenol dediler, Ülkü dediler, Dursun Şahin dediler, bize dediler, final dediler, KPSS dediler, atan dediler, eşini bul dediler. Al dedi çocuklarını istiyorsan dedi, çocuklarını dedi, al dedi getir dedi, nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim, kaynanam dedi, kızım dedi, bak dedi madem kötü olsana kötü davranıyor, sen de ne yaparsan yap dedi bana. Mezun ol dediler, eşini bul dediler, atan dediler, sonra eşini bulursun dediler ama... 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 Ağlama çiko. Babası geçer.
Zafer'i gitsin de. Aslan avına çıkarken. Aman dedem. Hırlatma kadın. Neyse efendim. Bırakın Zafer'i mafarıyı da. Feline söyle kahveleri hazırlasın. Hayatım. Bizimkiler orta şekerli makyat olsun. Tabii efendim. Ben Dukbel. Tolga. Oğlumu ne iş yapmaktadır? Tolga oğlumun 10 parmağında 10 marifet. Hep baba parası yer. Çok da güzel yer. Ama baba, onu gerçekten iyi yapıyorum. O kadar parayı mezara mı götüreceksiniz? İlla ki piyasada para dönmesi lazım. Değil mi ama? Evet efendim, evet. Harcayım, harcayım. Siz de kimsiniz? Seni tanıdım ben, düşman askerisin sen, gel. Hoş lan, hoş! Ay, bırak annemin kocasını! Bağlayın şunu ya! Efendim! Efendim, hep böyle gider mi Peder Bey'in kafası ya? Neyse efendim, olur böyle şeyler. Tolga oğlum, sen askerliği nerede yaptın evladım? Şey efendim, sahi baba, ben hangi bankada yapmıştım askerliğimi? Şeker Bank'ta ödemeli yapmıştın oğlum. Bugün mü yoksa? Evet. Ben senin yaşındayken dağda aç, uykusuz çarpışırdım. Ben adam gibi askerlik yaparken... Senin gibileri çıksın, askerlik yaptım desin. Peki efendim, söyleyin o zaman. Bizim yaptığımız askerlikse, sizin yaptığınız adı ne? Sene 1915, 16. Sağımda Sokulu Mehmet Paşa. Sonra? Solumda Osman Gazi. Atam karşımda Orhan Gazi. Tam aran içiyorduk. Sonra? Ama o zaman öyle değilim. Çok delikanlıyım. Nasılsın? Gözüm caf caf bunu öyle bakacak delikanlı bulamıyorum gözüme. Baktım boynu bükük bir evlat geliyor. Baba ne? Bizim Fatih. Ne diyorsun? Hikmet Fontanım, Hikmet Fontanım. Dedim ne oldu? Düşman bu gece bizim anamızı ağlatacak dedi. Değil mi? Dedim Fatih sakin ol şöyle kayıp başına ya. Ay iyi etmişsin. Kendini üzme. Ama dayanamadı, kavganıyor tabii. Sus. Gitti. Çatapata çatapata silah sesi geliyor. Allah Allah. 5 tane asker geldi. Boynu bükük. Dedim ne oldu? Ne olmuş? Hikmet komutanım, Hikmet komutanım. Fatih öldü. Dedim olamaz. Olamaz! Fatih ölemez! Fatih'ten kalan aranda ben içtim. Yarasın! Topladık 5 tane askeri, başladık Bizans bombalamaya. Hikmet'in topları diye bombalıyoruz, Hikmet'in topları diye bombalıyoruz. Babacığım yine gittin, kendine gel. Sen de geç yerine. Of! Bu kahvelerde nerede kaldı? Yemen'den mi geliyor? Tanrım, makyatılır. Pazar! Ay, bakalım yapabilmiş mi? Benim kızım ay efendim. Kızım ben bakayım bir. Ay içimeyeceğim. Mamın abdest suyu gibi olmuş. Efendim. Hem fakir hem kahve de yapayım. Bizim evde makyat olur hiç eksik olmaz. Bazen makyatta, bazen lavesi, bazen Berlusconi, bazen Nadia Comaneci. Her şeyi içiyoruz. Aaa! Pelinciğim! Ne kadar marifetlisin. Bu kahve manyak olmuş. Ya sen ne diyorsun salak şey ya? Salak 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 ya. Kızım sen ne diyorsun? Olur efendim öyle şeyler, biraz cool olur musunuz ya? Olamaz öyle. Benim kızım böyle diyemez. Ben adamın ciğerini sökerim. Sökersiniz sökersiniz. Siz fakirler ancak sökmekten anlarsınız. Hanım hanım. Sen bizi ufak tefek görmekle karanır sert tefek insandır. Şuna bak sabah sabah yürek yemiş de gelmiş. Aa yürek değil efendim, ahtapot yedik. Siz bir fakir miyiz?
makarna kokan dairede bir dakika daha kalamam. Ne gel yoksa beni? Ne beni? Ne kızı? Bu evde? Açlık yaparsın bakayım. Baba çikolata verme çiçekten bir etki. Ya baba işte ne yaptın sen ya? Bakayım gibi. Bir şey söyle. Sene 30 Ağustos 1922 Mustafa Kemal önde. Türk milleti arkasında onurlu mücadelemizi zafer taşıyorduk. Babacığım bir tarih ilk defa doğru bildim ben. Adımızı unutsak bile Mustafa Kemal'i asla unutmayız. Ya Tonga ne olayım olanları? Senin babişko ne yaptı öyle? Ne oldu? Ne diyorsun sen Pelin? Bizimkiler mi yaptı sizinkiler mi? Senin baba kovmadı mı bizi evden? Hem de sektire sektire. Ya neyse sizi bizi bırakalım Tolga. Ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Yapacağız. Yapacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Ya artık dayanamıyorum Tolga. Yoksa babişkom beni sana vermeyecek mi? Beni kaçır buralardan. Tamam Bebiton. Yarın akşam seni kaçırmaya geliyorum o zaman. Okey babysi. Yarını dört gözle bekleyeceğim. Hadi hayatım. Bugünümüz çok yoğun geçti. Malum. Kapat da kafanı dinle biraz. Hayır canım. Sen kapat. Hayır sen kapat. Hayır sen kapat. Konuş oğlum konuş. Ay sonu fatura 500 dolar geliyor. Kapat be kapat! Olan var olmayan var! Alo, Bebitop, evinizin önündeyim ben. Hadi cama çık. Sen kafayı yedin herhalde. Ben böyle kaçmam. Nasıl yani Pelin? Saçmalama! Sen saçmalama Tolga. Ben ileride çocuklarımıza havalı bir kaçırma sahnesi anlatmak istiyorum. Tamam işte Bebitop. Bunu anlatırsın. Gayet havalı değil mi? Ya ne havalısı Tolga? Böyle kaçmayı ponçik bedenim kaldırır mı sanıyorsun sen? Of Pelin! Sen de Ülkü Hoca gibisin. Ne yapsak kabul etmiyorsun. Of ya tamam. Valizleri atıyorum. Bilseydim nakliyat şirketiyle anlaşırdım. Bir nakliyat mı dedi? Yurt içi yurt dışı. Evden işe işten eve nakliyat yok böyle. Biz de bir şaka yaptık be abi. Sahnenin ortasına pat diye daldın. Bir çık git ya. Kardeşim kıza sinirleniyor, bize atar yapıyor. Hedef benim yani tayfun. Atlıyorum Bebitom. Bebeğimin aniden kaçması ve benim hazırlıksız yapmam. Neyse ki alelacele bir şeyler hazırlayabildim. Dur! Bebeğim daha selfie çekmedi. Ya selfie değil, hoşçakal. Atla hayatım. Atlıyorum. Aha, bu Peri niye uyanmadı ki hala? O kadar dedin Necat'a. Anasına bak, kızına al. Bir bakayım şuna uyandı mı? Oy ocağımıza incir ağacı diktiler. Necat! Lan Necat! Vur! Necat! Ağlıyor anne, niçin bağırıp duruyorsun? Oğlum Pelin'i kaçırmışlar. Ne diyorsun sen? Pelin'i mi kaçırmışlar? Nair, ne olamaz. Instagram'a ilk açımız diye fotoğraf atamazlar inşallah. Peşten fotoğraf paylaşamazlar inşallah. Hem gerçi kaçarken valizleri de unutmuş diye bizi yazdılar. Ne oldu ne oldu? Hizmet Bey, Pelin'i kaçırmışlar. Biz de zamandır kanlar böyle kaçırmıştık. Ne diyorsunuz siz böyle? Akşam ne demiş şu değil mi anlaşıldı? Şimdi
Hanım, bu yeni nesil nasıl konuşuyor? Bir türlü anlamıyorum. Of, biz de senin nasıl konuştuğunu anlamıyoruz zaten. Kız babasına ne dedi anlamadım. Kızım, bana bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim baba. Bak hanım, kız bir şey demedim diyor. Bu evden gideceğim dedi ya. Ne? Bu evden mi gidecek? Benim ne haberim yok. Doğru mu kız annenin söyledikleri? Ne doğru mu baba? Annenin söyledikleri. Annem ne söyledi ki? Kızım bunu nasıl beceriyorsun? Neyi baba? Bak yine yaptın. Allah aşkına neyi yaptın baba? Sorularıma soruyla cevap vermeyi. Ne sordun ki? Bu evden gidecek misin? Bu evden niye ayrılayım ki baba? Anladım baba anladım. Siz beni evlendirmeyi düşünüyorsunuz. Ağzımı arıyorsunuz değil mi? Bu da nereden çıktı kızım? Of, sizin dırdırlarınız yüzünden film de bitti. İzleyemedim işte. Bıktım senin bu saçma sapan programlarından. Aç şu paralel evreni de biraz duygu dünyamızı canlandıralım. Ya yeter aç. Ki sen bir sus, ben açacağım ya. Açıyorum işte. Kumanda çalışmıyor. İçireceğim Salih. Ben Salih olarak milli içkimiz ayrandan başka bir şey tüketmiyorum. Size de tavsiye ederim. Aferin Salih. Bu bölümlük bu kadar. Sizin öğrendiğiniz Seyit efendi, bizim kızımız akşam kaçtı da gördünüz mü acaba?
Ne diyorsun? Akşam mı kaçmış? Ben ne diyeyim? Akşam merdivendeki sesler de ne? Demek sizin kızın sesiymiş. Yok Seyit Efendi. Bizim kızımız merdivenden değil, pencereden kaçmış. Şimdi darıldım vallahi abla yani. Ben o kadar merdiveni sileyim, yıkayım. Sizin kız dursun merdiven yerine can ben kalsın. Olayım mı böyle? Sorayım size, olayım mı böyle? Seyit Efendi, keçi can derdinde, kasap et derdinde. Biz ne diyoruz, sen ne anlıyorsun? Biz diyoruz Ankara, sen diyorsun Kerem bu yana. Ula senin de evim. Abi müsait. Oo Hüsnücüğüm buyur. Bir tane beyefendi var da sizinle görüşmek istiyorum. Al Hüsnücüğüm içeri, hadi koçum boşuz zaten. Oturuyoruz sabahtan beri, canım çıktı lan Hüsnücüğüm. Selam. Aleyküm selam hacı amca, buyurun. Buyurun otur. Buyur hacı amca, sen gel. Sen oturma, dur. Babam var. Otur, buyurun. Buyurun şikayetinizi alalım, nedir şikayetiniz? Aferin, benim biricik kızımı göz bebeğimi akşam evden kaçırmışlar. Hadi kaçırmışlar, camı açık bırak. Hadi camı açık bırakmışlar. Niçin üstünü öpmemişler, haberin mi? Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Nasıl Yeşilçam'ı, sen de Yeşilçam artisti misin? Derdin adam gibi anlat, hadi! Aferin, benim konuşmam böyle. Ben doğarken böyle doğdum. Ana demişim, baba demişim. Benim bu kirli dünyaya siz getirdiniz. Benim isyanım size değil öyle. Bu dünyanın adaletine. Lan oğlum, kulağınlık var lan, konuşma benimle. Yoksa seni çok pis döverim. Gel şöyle, anlat hacı amca, anlat. Ha. Bir şey anlatacağım. Anlat. Sene 1902-3. Tam Balkan Savaşı'nın ortasındayız. He. Tam cenge çıkacağız. He. Aklıma çok önemli bir şey takıldı. Ne? Ben kimim? Neden buradayım? Kurum neden geldik biz? Lan oğlum, baba ayrı bir manyak, oğlu ayrı bir manyak. Adam gider Balkan Harbi'ne, sen gelirsin Yeşilçam Seddi'ne. Lan böyle olur mu? Derdinizi anlatın hadi. Aferin, bakın tam olarak şöyle oldu. Nasıl? Tamam tamam, olayı çözdüm, olayı çözdüm. Bu sefer olayı ben çözeceğim. Dur, dur. Hüsnücüğüm, Hüsnücüğüm. Hüsnücüğüm bana çabuk Trabzonlu Fadime'yle müfettiş gelsin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çözeceğim. Bekleyin hadi. Olay bende. Olay bende. Olay bizim içerisinde. Oh, böyle bekleyeceğiz mi ya? Geliyorlar amiri. Hadi. Dur Yeşil, dur. Hava kokuyu sen de alıyor musun?
Fadime, ne kokusundan bahsediyorsun? Hamsi daha hamsi kokusu. Tabii sen yaban ellerde domuz eti yiye. Tabii bir mağaraya tadını da unutmuşsundur. Benim domuz eti falan yediğim yok senin sersem şey. Ben sadece helal kesim et yedim. Fadime, hem ayrıca ben bir Müslümanım. ABD'ye master yapmaya gittim. Onu lanet olası kafana sok. Burada var da biz mi gitmiyor? Ula gittin de ne oldu? Kovmadılar mı seni? Hava güzelim ülkemiz dururken gittin elin gavurunu seçtin. Kovmadılar. Ben istifa ettim. Hem ayrıca burası çok medeni bir ülkeymiş. Ula daha düne kadar sokağa edeyim bir millet ne zaman medeni olmuş? Lanet olası! Canın cehenneme dostum. Oldu mu şimdi bu dediğin? Altı üstü hamsi bu. Gel vatandaş gel. El yakıyor, göz bakıyor. Almayanın içine oturuyor. Gelin abilerim, ablalarım. Taze taze balıklarım var. Almayanın gözü kalıyor. Param olsa da ben alsam. Lanet olası. Sen ne yapıyorsun burada? Abi komiserim. Fakülteden çıktığım gibi buraya geliyorum. Harçlığımı kazanıyorum. Babama yardım ediyorum. Ne okuyorsun sen bakayım? Tıpçı öğretmenliği okuyorum. İnşallah atanacağım. Oo, yanmışsın sen. KPSS'ydi mülakat ederken daha çok balık satarsın buralarda. Hey Fadime, çok doğru söylüyorsun. İşin çok zor balıkçı. Doğru söylüyorsunuz komiserim ama sistem böyle, ne yapalım? Biz de buraya geliyoruz, balık satıyoruz, türkü söylüyoruz, azıcık stres atıyoruz. Hadi bize de söyle dostum, biraz eğlenelim. Suçlu peşinde koşmaktan çok yorulduk. İster misiniz ki? Çok da iyi söyleyemem ama. İsteriz, 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 isteriz. Geç o zaman, çok ısrar ettiniz, söyleyeyim. Thank you.
sadece sorgudan mı yedin? Kaçan sabahtan beri havada niye yedirip gecen? Tamam Fadime, sakin ol. Relax. Evet lanet olası hamaklar. Sen beni kıskanıyor musun? Ben! Seni kıskanacağım! Ulan ben seni niye kıskanayım? Tövbe tövbe ya! Neyse, bu kız kimin kızı? Benim de gitti! Nerede kalıyordu bu kız? İskanda! Evet, kadın iki dakikaya yumurtlar ya! Tövbe kızım, sen ne kadın? Sen, kız karşında üst katta mıydın? Hayır, Rus katta değildi! Evet, sesini yükseltme seni kahrolası. Bunu para gizli alalım. Ne oldu? Ne pamuk atacağız? O ne? Saptırma beni de sen de iki ucunu kaçırdın. Ne oldu? Vapuru kaçırmışız ya. Gadget Bey. Gadget Bey beni dinleyin. Neden beni aramıyorsunuz? Neden beni sorgulamıyorsunuz? Beni de arasanıza. Ben seni arayamam. Neden? Senin mıntıkana Fadime bak. Yalım hep sen bu yana. Of. Bak bakalım da. Baktım canım bakmasına da. Pek bir şey göremedim. Havayı göreyim sana. Gadget Bey. Siz de gösterir misiniz? Ben göstereceğim sana silahımı. Ahmet Emin karımıza bastır. Ekleyin şu laflara bak. Lan kapat çeneni, seni çakmaya çıkacağım artisti. Üst katta kim yaşıyor? Orada genç, dinamik, sizin gibi. Boylu, poslu, ekstra kaslı, üniversite gençliği yaşıyor. Gecin sen üst katta kim yaşayın diye sordun. Ha bu kadın bildiğin hayalini. Aynen öyle Fadime. Sorgu burada bitmiştir. Biz üst katta gideriz sorgulamaya. Ay ben gidiyorum. De üst kata tatlı götürecektim. Ve fakir kız anlar. Size bir kebap söyleyeyim de aklınız başınıza gelsin. Karnınız doysun be. Ay Allah Allah. Yemek mi soracaksın lan bize? Evet bakalım şimdi bir arayın. Alo. Alo. Davulla mı görüşeyim? Kebap kaç paradır? Ve 100 lira mı? O kadar param yoktur be. Sen şöyle bir 6 kişilik şöyle bol salçalı makarna yap. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Susak hiçbir şeyden anlamam. Oğlum, isim tanımlaması gibi bir şey. Arasına sıfat alıyorsun. Ne işe yaradığı da belli değil zaten. Oğlum söyleye söyleye makarna mı söyledin lan dışarıda? Kebap çok pahalıydı be. Her şeyi de benden beklemeyin. Sarsan bir saat, sarsan. Kapı çalıyor, gidip boka. Lan bakma kardeşim, ne ben bakıram ya? Ben köleyim, bırakın ya. Alo. Ay sen bu. Allah yok. Ben bu evin kölesi miyim ya? Ben de bakmam ya. Bak, bak, bak. Ben bakarım. Bak kardeşim zaten. Allah'ını sersen abi. Ay benim yakışıklı, benden başka bu eve gelen mi var sanki bir de? Nereden geldin? Ne yapıyorsunuz bakalım? Oturuyor. Ay ben de aşağıdan tatlılar artmıştı da onları getirdim size. Tatlının tadına bakmak ister misin? Hayır. Ay senin daha korunacak yerin mi kalmış be? Haydi. Efendim? Tatlının tadına sen bakmak ister misin? Bakarım tabii be. Ama doğru söyle Hayri, gerçekten güzel olmuş mu? Çok güzeldir tatlılarınız. Zaten bu dünyada tatlılarımdan bir sen anlıyorsun. Şu odunların hiçbirisi benim halimden anlamıyor. Neyse hadi sen beni geçin. Birazdan polis gelecek. Otur ablanla polisi görmek istemiyorum. Polis niye? Ne polis mi? Allah senin belanı versin be. Her gün kopya çekersin. Her derse kopya çekersin be. Gittin Nazım Hoca'nın dersinden bile komple çeksin ben sana. Ay, sanki çektirdim o kül sakal olacak adamı ayrı çekemedik mi ya? Ay, 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 ay,
yatayım, başkanız yatamıyorum. Lan kapan çeneni, yarım dünya. Siz de kimsiniz ya? Görmüyor musun lanet olası üzerimdeki rozeti? İlla müfettiş olduğunu söylemem mi gerekiyor ha? Oy, müfettiş mi? Korkaydım mülakatta. Geçin oturun şöyle. Geç. Geç. Pelin sizin evdeydi, adam mı? Abi ne Pelin'i ya? 4 sene oldu bu eve taşınalı. Bana numara yapma adam. Ya vallahi doğru söylüyorum, bir sitre ekmeğe girmedi ya. Cevabı var, artık bundan neyde sayarsan. Çağır. Lanet olası, şu çeneni kapat. Sen konuş dedin. Kapat. Çok telaşlı bakarsın. Yoksa Pelin'i tanıyor musun? Ya tanımıyorum, Pelin de gitmiş. Kızlar onun ilgi alanına girmez Doğacığım. Siz ilanet olası Arizona kertenkeleleri. Siz ne kadar beyninizle? Bizle alay mı ediyorsunuz ha? Özür dilerim abi. Şu lanet olasıyı bir hiç mi temizlemiyorsunuz? Aman tanrım. Yo. Yüce İsa aşkına. Firon'un donlarını yeni yıkadık. Ne kadar pis kokuyor. Don kokuyor. Onlar memleket kokusudur kurban. Hiç yıkanır. Sen, antikus fadiş. Bana baksan. Bana mı dersin be abi? Evet, sana söylüyorum. Alınırım be abi, antikus mantikus. Olmaz öyle. Sus, lanet olası. Gece 11-12 arası neredeydin? Ben o saatte ders çalışırdım be abi. Bir hocamız var, 2 saat konu işler, bir kitaptan sorumlu tutar. Anamızı ağlasa dahidir be abi. Lan oğlum, gören duyan da gerçek sana. Kitap dediğin el kitabı, şu kadarcık el kitabından ne olacak lan? tamam, aç da söyle lan. Allah Allah. Öyle deme. Enver bile bizden mutlu yaşıyor. Abi elini konuşasana. Bırak etmezsin. Sen tabii geç ya, kızamam ya. Ay çok zor diyor kan. 4 gün oluyor. Ne bu dört gün, 9'da bırak. Geçemiyorum ben işte. Ya haksız konuşma kardeşim. Yani sen bilip bilmeden konuşuyorsun. 59 veren adam 1 puan vermez mi yani? Ben unuttum burayı yani. Şimdi ben 60 alırsam hak ediyorum da, 59 alırsam hak ediyorum. Hak etmiyorsun abi oğlum, 60 alacağım. Hey pislikler! Bana bak, şunu unutmayın. Bu ülkede adalet sadece bir kadın ismidir. Ne yazık ki onu da kullanan yok. Çok doğru. Çok doğru diyorsun. Ben gece gündüz çalışacağım. KPSS'den 85 puan alacağım. Ha, bir de bunun mülakatı var. Benim 16 yıllık emeğim 5 dakikaya sığacak kadar değersiz midir? Hey lanet olası. Senin okul ne ha? Sen kendini Oxford'da mı sanıyorsun? Mülakat size hak. Hem ne demiş ünlü bir düşünür? Tükürükten teyare, selam söyle o yare. Sözün anlamı da nedir? Açıkçası ben de bilmiyorum. Bir hocam sürekli derdi, eminim o da bilmiyordur. Nerede kalmıştık kız Fadime? Pelin diyorduk daha Pelin. Bir Pelin'e taktı bunu. Ha evet. Kahrolası Arizona kertenkeleleri. Biz dert babasınız. Öyle deme be abi. 4 yıldır bizi dinleyen olmadı. Bırakın fırsatını bulmuşken içimizi dökelim ha. Aynen öyle kardeşim. Madem hepimiz toplanıp gelmişiz, tüm içimizi, dışımızı, derdimizi dökerim. Ne de olsa hiçbir hocayı dinlediği yok. Ne de olsa yok. Yani yok. Bir derdiniz varsa gidin bir mera yazın. O da olmadı, yazmadı bu onunla. Bizim derdimiz zaten bize yetiyor. Her gün oradan oraya koşarız. Cami hocası ne anlasın bizim derdimizden? Bizim hocalarımız derdimizden anlamıyor ki. Hey lanet olası. Şu bacağını çek gözümün önünden. Yoksa sıkacağım bacaklarını adamı. Aa, istersin.
kesim olur. Nerede nakar tenkinesi? Hollywood! Tenkinesi! Fatih Bey, şu odalara bakalım. Gerçi şu lanet olası evde sadece hamam böcekleri yaşar. Biraz daha kalırsa güçlerimiz dostu. Bir dakika. Alo. Alo. Ella! Efendim şef! İçeride misin? İçerideyim şef. Tamam içeri gel, kavgayla dilini buldum. Tamam şef, geliyoruz. Bekliyorum. Tamam geliyoruz şef. Evet. Merdivenden değil de camdan kaçan kızınızı bulduk. Çakma Yeşilçam artisti. Nereden buldunuz amirim? Hayata aç lan bilgili manda. Bunlar yemekhane kuruna bicirmişler. Çıkmıyorlar. Ulan bırakın gideceğiz demişler. Onlar demiş ki hayır aç değiliz demişler. Onlar hep birazdan açsınız ulan. Hepiniz açsınız demişler. Olayı bir duymuşuz zavva ekibi. Ulan adamlar İstanbul'dan gelip olayı külen çözdü. Bizim serserler çözemedi. Bir geldiler ikisini bulup önümüze getirdiler. Al işte size çocuklar alın. Pelin yavrum kızım. Alırken yanında biz vardık. Üniversiteyi kazandığında biz sevindik. Bizimle paylaştın mutluluğunu. Tabii bu mutluluk dersler başlayınca bitmişti. Neden kaçtın gittin Pelin? Söyle! Hadi kaçtın? Niçin camı açık bıraktın? Ama çok sevdim babişko. Salak oğlum da sevmiş. Pelin, kızım, yavrum gel annene. Gel babaanne. Yürü oğlum sen de bana gel. Ya komutanım. Ha buyur hacı amca. Buraya 1960. Evet. Ama unuttum. Ya bir çirkin. Şimdi evet çocuklar bir cahillik yapmışlar. Yemekhane kuruna girerek bunun bedelini ödemişler. Şimdi de size bunları affetmek düşer. Affedin. Kızım için her şeyi yaparım. Oley. Ben yapmam. Abim dur. Yeter be. Affet artık. Oğlum üstlerimiz bir kere. Yoksa Maldivler'deki baba evine giderim. Neyse tamam. Seni gitmeye dayanamam. Servetin bölünmesine dayanamam. Tamam o zaman, olay tatlıya bağlandığına göre düğünü yapın, beni de çağırmayı unutmayın. Düğünü